Dakikalar önce Volkan Demir, sen de söyledin, Jorge Jesus'un avukatıyla ilgili bir detayı, bir gelişmeyi. Şimdi biz tabii yayındayız. Muhabirimiz Ahmet Selim Kul daha yakından takip etmiştir. Biz de o yüzden ona bir alo diyelim. İyi akşamlar. İyi geceler. Evet, ya bizde tabii saat kavramı kalmadı yine transfer dönemi yaklaştıkça. Evet. O yüzden bu kavramlar karışabiliyor. Konukları da çok selamlar. Jorge Jesus konusu hareketli. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Şunu ifade edelim. Bugün de bazı detaylar paylaşmıştık. Onları önce tekrarlayalım. Zaten Jorge Jesus'un avukatının Portekiz'de yaptığı açıklamalarda bizim anlattıklarımıza uyuyor. Onu söyleyebiliriz. Benzer şeyler söylemiş. Yarın bir görüşme gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu görüşmenin belirleyici bir görüşme olması öngörülüyor. O şekilde ifade edelim. Yani bu iş olacak mı olmayacak mı kısmında yarından sonra bazı şeyler çok daha net olacaktır diyebiliriz. Jorge Jesus'un Fenerbahçe ilgisi ciddi. Özellikle bugün bunu vurguladım. Yine avukatı da benzer bir ifade kullanmış. Yani Jorge Jesus'la başkanın diyaloğu iyi. Jorge Jesus'un başkan Ali Koç'a bakış açısı pozitif. Düşüncelerine bakış açısı pozitif. İyi bir kimya yakalamış durumdalar. Ve yarın bu görüşmeye bu detaylar olumlu etki ediyor. Daha olumlu taraftan bakılmasını sağlıyor. Tabii ki konuşulacak detaylar var, önemli konular var. Hani kesinlikle anlaşma çıkacak gibi bir beklentimiz yok. Ama bu süreç yarından sonra biraz daha ilerisi netleşecek. Flu tarafları daha belirgin olacak diyebiliriz. Ve bu görüşme olumlu geçerse de artık yavaş yavaş, yani Jorge Jesus'un İstanbul'a davet edilmesini bekliyoruz. Bu projeyi, Fenerbahçe'nin ona teklifini daha yakından görmek adına ve süreci daha farklı boyuta taşımak adına eğer olumlu geçerse böyle bir devam süreci bekliyoruz. Fenerbahçe'de eğer olumsuz bir durum olursa da hani İsmail Kartal'la devam edilme konusundan ziyade farklı isimler gündeme gelebilir. Bir yanda bir tarafta duran Löw konusu var. Her ne kadar orada Fenerbahçe, şöyle ifade edelim, Fenerbahçe Löw'den beklediği karşılıkları, cevapları vaktinde alamayınca o biraz daha kenarda kaldı. Ama farklı isimler gündeme gelebilir. Yarından sonra çok daha net bilgiler ortaya çıkabilir. Bu şekilde anlatalım Jorge Jesus sürecini. Ahmet Selim merhaba, iyi geceler. İyi geceler Volkan Demir. Ya ben yayındayken tabii kesik kesik görebiliyorum bazı şeyleri de. Evet. Sen açıklamanın, avukatın, bu Henrique'nin açıklamalarının bütününü görebildin mi? Flamengo ile ilgili bir ifadesi var mı? Bir de işte tabii biz her saat her an gelişme oluyor. Özellikle Brezilya, evet, basını bu konuda çok aktif. Flamengo, Jesus'la ilgili bir görüşme haberi sen gördün mü son saatlerde? Şöyle söyleyelim, avukatından da eğer konuştuysa böyle bir açıklama en azından ben görmedim. Ama Flamengo ile ilgili haberler, biliyorsun sen de takip ettin, Brezilya basından çıktı daha çok. Bugün orada da artık Fenerbahçe ile ilgili detaylar daha fazla konuşulmaya başlandı ve şunu söyleyelim. Flamengo'daki kötü gidişattan dolayı taraftarın sosyal medyada başlattığı tepki, medyanın buna gösterdiği ilgi, ya biraz geriden gelen bir gündem gibi oldu. Ya Flamengo konusu biraz daha geride kaldı gibi. Burada şu anda Fenerbahçe ile ilgili kısım daha ön planda ve bu görüşmeden hani yok bekleyecekmiş 20 Haziran'a kadar bilmem şu tarihler konuşuluyor. Bunlar bence biraz daha oradaki kendi iç dinamikleriyle alakalı gündemler olduğunu düşünüyorum. Avukatından da açıkçası görmedim. Varsa da henüz düşmedi diyelim internete. Evet Selim, peki senin izlenimlerin bu açıklamalardan, öngörülerin ne, merak ediyorum. Şimdi sanki böyle biraz daha Fenerbahçe'ye daha yakın gibi geliyor. Senin kendi kişisel düşüncen ne? Yani ben bu işin pozitif sonuçlanmasına mani olabilecek çok büyük engeller görmüyorum. Burada Fenerbahçe Jesus'u istiyor oldukça fazla bir şekilde. Başkan
Cesus'u istiyor. Bunlar önemli konular. Cesus'un da artık Fenerbahçe'ye bakış açısı, özellikle bu sürecin Ocak'tan başladığını düşünürsek, o günden bu yana pozitif yönde oldukça değişmiş durumda. Ama yine de hani çok net de Cesus Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak diyemiyorum. Çünkü yarın, yani bu önümüzde yapılacak ilk görüşme, bence bunu deyip diyememek adına bize çok net ipuçları verecek. Başkan Cesus'la yüz yüze de görüştü. Portekiz'e kadar gitti. Bence ama başkana karşı olan bakış açısı Cesus'un son kararında belirleyici olacak gibi gözüküyor. Evet, Ahmet Selimkul, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi biraz da biz değerlendirelim bu konuyu. Yani sanki buradan anlaşılan Fenerbahçe'ye daha yakın. Çünkü Güney Amerika'da bir milli takım ifadesi var, isim verilmiyor açıklamada. Şili. Evet. Yani Şili milli takımdan teklif aldı. Ancak milli takım çalıştırmak istemiyor diyor. Ama Flamengo ile ilgili bir şey söylemiyor. Flamengo ile ilgili benim gördüğüm kadarıyla, Ahmet de bakmıştır muhtemelen, o da görmemiş. Benim gördüğüm kadarıyla Flamengo'nun teklifi var veya Flamengo ile de görüşüyor falan gibi bir ifade yok. Şimdi bu adam önemli bir adam. Yani bu görüşmelerde bulunan, Jesus'la sürekli temas halinde olan bir adam. Zaten hani biz de zaman zaman kendisiyle temas kuruyoruz. Türkiye'ye gelme ihtimalini kendisi de ifade etmiş açıklamada. Hatırlarsan bu hafta içerisinde bir Türkiye ziyareti planlanıyor demiştik geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberlerde. Henrique'de, Luis Miguel Henrique'de bu yönde ifadeler kullanmış. Yani benim algıladığım kadarıyla, bu tabii ki şimdi tekrar edeyim, belki bizim atladığımız bir şey olabilir işin içinde. Yani Portekizce'den çevirmede veya şimdi herhangi bizim editörlerimizden Furkan, biliyorsun, Portekizcesi var. Evet. Bu açıklamaları editörümüz Yusuf kendisine sormuş. Hemen onun söylediği mesajları da bir okuyayım, hani ana dilden çevirdiği için. Süreç doğru ve olumlu ilerliyor tarzında ifadeleri var. İki teklif var. Biri Fenerbahçe, diğeri Güney Amerika milli takımı, Güney Amerika'dan Şili diye gördüm ben. Evet, Fenerbahçe'ye daha olumlu bakıyor tarzında bir ifadesi var diyor editörümüz Furkan. Evet, bu yani bu avukat bu arada sürecin başından beri var. Onu söyleyeyim, yani benim zaten hiç adını duymadığım Furkan da bu arada Portekiz'de yaşamış. Evet evet, Portekizcesi var. Portekiz'de de yaşamış bir arkadaşımız, editörlerimizden. Yani sürecin başından beri olan bir isim olduğu için ben zaten programın içerisinde direkt böyle bir şey söyledim. Hani adamın ismini bildiğim için söyledim. Şimdi bu açıklama boş bir açıklama değil. Durup dururken tam böyle en kritik güne girilirken ya da en kritik 48 saate girilirken böyle bir açıklama yapılması bence olumluya doğru döndüğünü gösteriyor. Buna bir işaret. Ben de Furkan'ın çevirisinden de anladığım kadarıyla böyle bir fikir beyan edebilirim. Devamında da Fenerbahçe açısından tabii anlaması gereken birçok konu var deniyor. Yani mutlaka birçok şey konuşulacaktır. Yani böyle oturup ne kadar istiyorsun? 3 lira. İyi tamam, ben 3 lira veriyorum. Hadi gel o zaman. Öyle bir şey değil bu yani. Bu pazarlık dediğimiz olay. Dediğim gibi bu konu olumluya döndüğüne dair bir izlenim uyandırdı bende. Valla Volkan, sen gayet normal, temkinli yaklaşıyorsun. Onu da anlıyorum ama ben fotoğraf verildiyse o iş bitmiştir. Yani ilk bölümde dedim, yani çıtayı siz oraya çekiyorsanız, bu isimlerle görüşüyorsanız bu işi bitirirsiniz yani. Bu Ali Koç diye değil, Fenerbahçe olduğumuz için. Ali Koç da hani büyük bir marka, bir isim. Ama Fenerbahçe üzerinde ben bunu değerlendiriyorum. O yüzden ben işin bittiğini düşünüyorum ama sen temkinli konuşuyorsun bence.